AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu tüm kamu kurumlarındaki sözleşmeli çalışanlara dair düzenlemenin ve kadroya alınmaları konusundaki çalışmaların Ekim ayına kadar düzenleneceğini ve hazırlanacağını söyledi. Ayrıca EYT'lilerle ilgili de bir çalışmanın masada olduğunu söyledi. Ekim ayında meclisimiz açıldığında hemen gündemimize sözleşmeli personelin mali ve sosyal haklarının ele alınması ve kadro hakkının ele alınmak suretiyle yasayla netleştirilerek artık daimileştirilmesi söz konusu olacak. Belediyeler ve bakanlıklar dahil bütün kamu kurumlarındaki sözleşmeli personelin kadro haklarına dair düzenlemenin Ekim ayında meclis gündemine geleceğini söyledi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu mecliste düzenlediği basın toplantısında konuştu. Geçici işçilerle ilgili de adım atılacağını açıkladı. 12 ayın 2 ayını çalışmama durumuyla geçiren geçici işçi kardeşlerimizle ilgili de 12 ayın tamamında çalışır noktaya gelme düzenlemesini mutlaka gerçekleştireceğiz. Peki emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme ne zaman meclis gündemine gelecek? Akbaşoğlu sözleşmeli personelle ilgili düzenlemenin ardından EYT düzenlemesinin getirileceğini belirtti. EYT'li kesimin durumu ele alınmak suretiyle bu da inşallah çözümlenmiş olacak. Ve Allah nasip ederse 2023'ün başında farklı bir Türkiye'ye hep beraber ulaşacağız. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in gündeminde de EYT düzenlemesi vardı. Nihayet masamızda çözeceğiz falan demeye başladılar. Emeklilikte yaşa takılanlar da boynumuzun borcudur.